İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Kemal Ediz görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahiyenin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Güzel ahlak. Habibine Kur'an'da buyurdu Cenab-ı Hak: "Sen elbet yaratıldın güzel huylu olarak." Çok insanın İslam'a girmelerine sebep, onun iyi huyu ve güzel ahlakıdır hep. Resulullah buyurdu: "Mizana konanların içinde en ağırı güzel ahlaktır yarın." Biri Resulullah'a "Din nedir?" diye sordu. Resulullah cevaben "Güzel huydur" buyurdu. Sordu aynı suali sağdan, soldan, arkadan. Aldı aynı cevabı yine Resulullah'tan. "Amellerin üstünü nedir?" diye sordular. Buna da "Güzel huylu olmaktır" buyurdular. Birisi de Resul'den isteyince nasihat buyurdu: "Herkes ile iyi geçin her saat." Bir kadını Resul'e methedip dediler ki: "Gece hep namaz kılar, oruçtur gündüzleri. Lakin komşularını incitir bazı işte." Buyurdu ki: "O kadın cehennemliktir işte." Buyurdu: "Güneş nasıl eritirse karları, güzel huylu olmak da yok eder günahları." Ve buyurdu ki: "Sirke bozarsa balı nasıl, kötü huyda ameli öyle bozar velhasıl." Buyurdu ki: "Her kimin ahlakı güzel ise, ibadet yapmış gibi sevap alır o kimse." Abdullah bin Mübarek, ahlakı kötü olan biriyle bir seferde yoldaş oldu bir zaman. Ondan ayrıldığında başladı ağlamaya. "Niçin ağladığını?" sordular gidip ona. Buyurdu ki: "Ayrılıp gittiyse de yanımdan, lakin kötü huyları ayrılmadılar ondan." Hasan-ı Basri der ki: "Ahlak iyi değilse, eziyet etmiş olur kendisine o kimse." Enes bin Malik der ki: "Güzel huy sahipleri kazanırlar cennette yüksek dereceleri. Huyu kötü olan da etse de çok ibadet, cehennem azabına düşebilir nihayet." Nasıl ki her binanın temeli aslı vardır, İslam'ın temeli de yine güzel ahlaktır. Bir gün Hasan Basri'ye sual etti bazı halk. Dediler ki: "Efendim, nedir bu güzel ahlak?" Buyurdu: "Güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır ve bir de hiç kimseye kötülük yapmamaktır." Hazreti Ali der ki: "Üç şeydir güzel ahlak: haramları terk edip emirlere sarılmak, biri de ev halkıyla olarak alakadar, kolaylık göstermektir mümkün olduğu kadar."
Güzel huy, fıtrat ile yakından ilgilidir. Lakin çalışmakla da elde edilebilir. En kolay yolu ise, ahlakı güzel olan kimselerin yanında bulunmaktır çok zaman. Yani salihler ile bulunmalıdır ki hep, huyun düzelmesine en iyi budur sebep. Kötü kimselerle de arkadaşlık yapmaktan, aslandan kaçar gibi kaçmalıdır her zaman. Çünkü aslan, insanın alırsa da canını, alır kötü arkadaş, dinini, imanını. Bu mübarek zatların hürmetine ilahi, iyi huylu olmayı ihsan et bize dahi. Uyurken seyrimde kalktım ağlayıp, uyurken seyrimde kalktım ağlayıp, Hakk'ın divanına elim bağlayıp, Hakk'ın divanına elim bağlayıp, şeyhime salli ala Muhammed. Yunus emreder ki dünyaya yüreğim ben rahat ol.
Muhammed diyen aleme rahmet diyen rehberi cennet diyen Rabbim dir efendimiz şefaat ya Resulallah. Salli ala Muhammed, Allahümme salli. Salli ala Muhammed, Allahümme salli. Salli ala Değerli dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin konusu Kur'an-ı Kerim ve Ramazan ayı. İslam alimlerinin ve evliyanın en büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mektubat isimli kitabının 162. mektubunda Ramazan'ın ve hurmanın üstünlüğü, faziletiyle ilgili olarak buyuruyor ki, mübarek Ramazan ayında bütün iyilikler, bütün bereketler bulunur. Her iyilik, her bereket Allahü Teala'nın zatından gelmektedir. Her kusur, her kötülük de mahlukların zatlarından ve sıfatlarından hasıl olmaktadır. Nisa suresinin 78. ayetinde mealen, sana gelen her şey, her güzel şey, Allahü Teala'dan gelmektedir. Sana gelen her kötülük de kendindendir buyuruldu. Bu üstünlüklerin hepsi de kelam şanında bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu kelam şanının hakikatinin hepsinden hasıl olmuştur. Bundan dolayı bu mübarek ayın Kur'an-ı Kerim'le tam bağlılığı vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bütün üstünlükler bulunmaktadır. Bu ayda da o üstünlüklerden hasıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Bu bağlılıktan dolayı Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil oldu. Bekara suresinin 185. ayeti, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi, bunu bildirmektedir. Kadir gecesi bu aydadır, bu ayın özüdür. Kadir gecesi çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da kabuğu gibidir. Bunun için bir kimse bu ayı saygılı, iyi geçirerek bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa, bu senesi iyi geçerek hayırlı ve bereketli olur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, oruçlu olan kimse hurmayla iftar etsin. Çünkü hurma bereketlidir. Resul Aleyhisselam hurmayla iftar ederdi. Hurmanın bereketli olması şöyledir ki, onun ağacına nahle denir. Bu ağacın yaratılışında topluluk ve adalet vardır. İnsanın yaratılışı da böyledir. Bunun içindir ki Peygamber Aleyhisselam nahle ağacına Adem oğullarının halasıdır dedi. Halanız olan nahleye saygı gösteriniz. Çünkü bu ağaç Adem Aleyhisselam'ın çamurundan kalan artıktan yaratılmıştır buyuruldu. Görülüyor ki nahle Adem Aleyhisselam'ın çamurundan yaratılmıştır. Nahleye bereket buyurması bunda her şeyin bulunduğu için olsa gerektir. Bunun için nahlinin meyvesi olan hurma yenince insanın parçası, dokusu olur. Böylece hurmada bulunan her şey insana da aktarılmış olur. Hurmada bulunan sayısız üstünlükler bunu yiyende de bulunur. Hurmayı yiyen herkes böyle olursa da oruçlu kimse iftar zamanında şehvetlerden ve dünyanın geçici zevklerinden temiz olduğu için hurmadan pek çok istifade eder.
anlattığımız faydaları daha tam ve daha olgun olur. Resul aleyhisselam, müminin sahurunun hurmayla olması ne güzeldir buyurdu. Bu da belki hurma insanın dokularına karışınca insanın hakikatini tamamladığı içindir. Oruçluyken böyle şey olmadığı için bunun karşılığı olarak sahurda hurma yemenin güzel olduğunu bildirmiştir. Hurma yemek, çeşitli yemekleri yemek gibi faydalı olmaktadır. Hurmanın bu bereketi kendisinde her şey bulunduğu için iftar zamanına kadar insanda kalır. Hurmanın bu faydası ancak İslamiyet'e uygun olarak yenildiği, İslamiyet'ten kıl ucu kadar ayrılık bulunmadığı zamandır. Tam faydasına kavuşmak için bir ağacın bir meyvesi olarak değil, bereketini düşünerek yemek lazımdır. Yalnız bir meyve olarak gelirse, yalnız madde kalori faydası elde edilir. İşin iç yüzü bilinerek yenirse, bereketine kavuşulup ruhu da besler. Hayatım Roman. Almanya'da ortaklık. Fransa'da yaşayan abimden beni yanına çağıran o telefon gelene kadar Türkiye'de kendi halinde yaşayan bir memurdum. Fakat yurt dışında yaşama fikri de birden çok hoşuma gitmişti. Neden olmasın deyip hemen işlemlere başladım. Gelin görün ki Fransa'ya bir türlü vize alamamıştım. Ama aklıma koymuştum ya bir kez. Ne yapıp edip yurt dışına çıkacaktım. Önce Almanya'ya gitmeye karar verdim. Orada yaşayan bir ablam vardı. Nasıl olsa onun yardımıyla Fransa'ya geçebilirdim. Ancak düşündüğüm gibi olmadı. Almanya'ya gittiğim halde Fransa'ya geçemedim. Tam yurda dönmeye karar vermiştim ki ablam aklımı karıştırdı. Neden Türkiye'ye gitmek istediğini hala anlayamıyorum Mehmet. Nasıl olsa evlenip bir iş kurmayacak mısın? Evet abla. O halde burada kal, sana iyi bir aile kızı buluruz. Bir de iş bulduk mu tamam. Biz de buradayız, sana yardımcı oluruz. Hayatın kurtulur. İyi de abla, o kadar kolay mı dedin? Sen hele kabul et. Peki, sen nasıl istersen öyle olsun. Gerçekten de kısa sürede bana ordulu bir kız buldular. Görünüşte hem akıllı hem de kibar bir kıza benziyordu. Kendisiyle birkaç kez görüştükten sonra nişanlandık ve konsolosluğa gidip nikah kıydırdık. Artık düğün gününü bekliyorduk. Fakat bu arada anlayamadığım şeyler olmaya başladı. Nikahlandığım kız değişmeye başlamıştı. Ona göre ben biraz tutucu ve geri kafalıymışım. Oysa o istediği zaman saat kaç olursa olsun dışarı çıkabilmeli, eğlence yerlerine gidebilmeli ve ben de ona karışmamalıymışım. Bu nasıl bir anlayıştı? Herkes kendi hayatını yaşadıktan sonra evlenmenin ne anlamı vardı? Düğün yaklaştıkça içindeki sıkıntı da artmaya başladı. Nihayet o ağzındaki baklayı çıkardı. Evliliğe hazır değilmiş. O sırada evden de kaçmıştı. Artık onun nasıl bir hayat istediğini anlamıştım. Tahmin ettiğiniz gibi bir ev kurmadan, aile olamadan ayrılmıştık. Ben üzülmüştüm ama o isteğine kavuşmuştum. Nasıl olsa evlendim, ayrıldım diyecek ve kim bilir kimleri kandıracaktı. Sonra bir Alman kadınla evlenip tamamen Almanya'ya yerleştim. Evliliğim fena gitmiyor ama yaşadıklarım bu kadarla da kalmadı. Doğru düzgün bir iş bulamadığım için ablamın oğluyla birlikte bir dönerci dükkanı açmaya karar verdik. Hayallerim büyüktü. İkimiz de çok çalışacak, işimizi büyütecektik. Oysa benim çalışma azmime rağmen yeğenim de tembel mi tembel çıktı. 2 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışmama rağmen yeğenim bir kez olsun elini bir işe sürmedi bile. Baktım ki olacak gibi değil. Bir gün aldım onu karşıma ve konuştum. Bak Onur, bu böyle olmayacak. 2 yıldır gece gündüz demeden çalıştım. Bütün geleceğimi bu dükkana yatırdım. Sense hiçbir şeye yardımcı olmuyorsun. Ne yapayım dayı ya? Ne yapayım var mı Onur? Yoruldum artık, yetişemiyorum. Ya bana yardım edersin ya da bu işe bir çözüm buluruz. Ne yapayım yani? Önüm önlük takıp servis mi yapayım? Yoksa ellerimi süpüreyim? Burası bizim dükkanımız oğlum. Gerekirse tabii ki yapacaksın. Ben nasıl yapıyorum? Sen büyüksün, yaparsın tabii. Ama benim bütün arkadaşlarım burada. Onların önünde garsonluk yapamam ben. Öyle mi? O halde bu işe bir son verelim artık.
Nasıl? Ortaklığı bozmak istiyorum. İstersen al, dükkan tamamen senin olsun. Ya da aradan çekil. Ya ben dükkan falan işletemem dayı. Al senin olsun dükkan. Bana da paramı verirsin. Peki. Yalnız peşin para veremem. Zaten mark üzerinden satılacak. Sana taksitle öderim. Yo, ben öyle taksit maksit anlamam. Peşin vereceksin. Nereden bulayım peşin parayı oğlum? Bende o kadar para ne gezer? Hem 2 yıldır ben çalıştım, sen yattın. Biraz bekle bakalım. Yok ya. 2 yıldır ben de sana ne kadar kârdayız, ne kadar zarardayız diye sordum mu? Ben paramı peşin istiyorum. Son sözün bu mu? Evet. Duydunuz işte Öz yeğenimin bana ne yaptığını. Gerçekten de dükkan satıldı ve para 2'ye bölündü. Peki paramın tamamını alabildin mi? Tabii ki hayır. Aradan 6 ay geçti. Hala da alabilmiş değilim. İşte size gerçek bir hayat hikayesi. Eğer yurt dışında yaşamaya niyetiniz varsa aman iyi düşünün. Ve en önemlisi de aç kalın ama sakın ortak iş yapmayı düşünmeyin. Bu öz yeğeniniz bile olsa. Oh.
Elveda ey rahmet ay Ramazan. Seni haber verdi bize Kur'an. Mescitlerde durmadan akla bitmez fayda. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. İsterseniz hemen bir faksla başlayalım. İzmir'den Kader Çakır gönderiyor faksı. Demiş ki ben her sene 26 Şevval'de zekatımı veriyorum. Ramazan ayında vermek istiyorum. Sevabı daha fazla olur diye. Ama 26 Şevval'e kadar elime biraz daha para geçerse eksik vermiş olurum diye huzursuzum. Elime öyle fazla para geçmeyebilir, olsa olsa 200-300 milyon daha geçebilir. Nasıl yapsam bilemiyorum demiş. Yardımcı olur musun? Efendim estağfurullah. Peşin verebilir. Ramazan Şerif'te verir. Ama zaten eline para geçip geçmediğini bu bilecek. Yani durup dururken sessiz sedasız girmiyor ki insanın cebine bu para denen nesne. Veyahut da bunun hesabına sessiz sedasız gelmiyor. Haberdar oluyor. Şu andaki mevcutu hesabını yapsın. Ne kadar diyelim ki 5 milyar var. 26 Şevval geldiği zaman Ramazan Şerif'ten sonra bayram yaptığımız aydır Şevval ayı. 26 Şevval geldiği zaman baktık hesabımıza 5 milyar 500 milyon olmuş. Ha, 5 milyarın zekatını verdim. 500 milyon kaldı. 500 milyonu 40'ta birini alın. Onu da zekatını veririm efendim. İstanbul'dan bir dinleyicimiz faks gönderiyor. Bir televizyonda demiş Kur'an-ı Kerim'in şifresi çözülüyor diye bir programı izledim. 2006'da büyük bir taş dünyaya düşecekmiş. 2011-2012'de dünyanın dengesi bozulup savaş çıkabilir diye iddialar ortaya atılıyorlar. Bunlar doğru mudur? Bu tarihleri nasıl verebiliyorlar? Böyle bir şifre var mıdır? Değildir efendim. Epchat hesabıyla bildirilenler var. Büyüklerin bildirdikleri var. Ama onlar belli bir tarih, belli bir rakam, belli bir şey söylemişler. Mesela Muhyiddin Arabi Kutsu Sözleri buyuruyorlar ki Şam ahalisine sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Bizim bu sırrımızdan Sin Şın'a girmeden de açığa çıkmaz. Sin Selim Han, Şın da Şam'dır. Sin yani Selim Han Şam'a girmeden bunun aynı şekilde şey yapılması, bu sırrın çözülmesi imkan dahilinde değildir. İmkan dahilinde değildir deniyor. Dolayısıyla buna benzeri şeyler olabiliyor mu? Olabiliyor. Olmayabilir de mi? Tabii ki olmayabilir de ama bunlar değildir. Esas önemli olan bize lazım olan Kur'an-ı Kerim'in emirleridir. Evet. Yasaklarıdır. Bunlar olmaktan sonra bir işe yaramaz efendim.
Bir başka dinleyicimiz Aysel Öztürk soruyor. Yine fax göndermiş dinleyicimiz. Annem ve babam 8 yıl önce boşandı. Ben iki kız kardeşimle birlikte annemin yanında kalıyorum. Geçimimizi sağlamak amacıyla yaz aylarında hepimiz yevmiyeli olarak tarlada çalışıyoruz. Elimize toplu olarak para geçtiğinden kazancımız şu an nisap miktarının üstünde. Ancak bizim bundan başka bir gelirimiz, mülkiyetimiz, güvencemiz yok. Kira ve diğer giderlerimizi buradan harcayarak temin ediyoruz. Bu durumda annemin fitre ve zekat vermesi gerekiyor mu? Bugüne kadar bize başkaları zekat vermişti. Bunların üzerimizde hakkı olur mu? Efendim şimdi nisap miktarı tabiri kullanılıyor. Nisap miktarı 96 gram altında karşılığı olan bir kimse dinen zengindir. Bu kimse zekat alamaz, fıtra alamaz. Kurban nisabına malik olan da zekat ve fıtra alamaz. Kurban nisabına malik olan da zekat ve fıtra alamaz. Böyle bir durumu söz konusu değil ise bu kimseye zekat ve fıtra verilebilir mi? Verilebilir. Peki zekat ve fıtra alan kimse kendisi fıtra verebilir mi? Zekat veremez de fıtra verebilir mi? Sadaka-i fıtır vaciptir. Dinen zengin olana vaciptir. Sadaka-i fıtır nisabına malik olana vaciptir. Ama sadaka-i fıtır nisabına malik değil de buna rağmen sadaka-i fıtır veriyor ise bu kimse de çok büyük sevap kazanmış olur mu? Elbette ki olur efendim. Evet. Hatay Antakya'dan Hülya Hanım soruyor şimdi de, fax göndermiş. Oğlum 8 yaşındayken kaza geçirdi, bu yüzden ben de koyun adadım. Şu anda oğlum 17 yaşında ve benim maddi durumum el vermediği için adamı bir türlü gerçekleştiremedim. Evli ve 4 çocuğum var fakat eşim başka bir kadınla yaşıyor. Ben tek başıma çalışıp evin geçimini idare etmeye çalışıyorum. Askeri ücret alıyorum. Aldığım maaş çok az, eşimin maddi desteğini de görmüyorum. Bu adağa ne yapayım diyor. Bir de zekat alabilir miyim diyor. Şimdi bir kere dinleyicimiz bir adakta bulunmuş. O adağı tahakkuk ettirecek elinde anlattığına göre o zaman da parası yok. Şimdi zaten fakir. Dolayısıyla bu adak sahih olmamış. Yani bir kimse bir adakta bulunduğu zaman bunu yapabilecek güçlü olması lazım. Mesela ben şimdi diyorum ki şu işim olursa dün bir katrilyon para vereceğim. Bir katrilyon bir rüyada görmedim. Yani yaptığım adak sahih olur mu? Olmaz tabii ki. Yani yapabileceğim bir şey olsun. Diyelim ki ben işte şu işim olursa işte 20 milyon vereceğim. Tabii ona gücüm var ve veririm. Onu tahakkuk ettiririm. Hayvan alacak gücüm söz konusu değil. O adak o zaman yerine gelir mi? Gelmez. Dolayısıyla efendim bu dinleyicimiz bu adağını yerine getirmez. Peki zekat ve fıtra alabilir mi? Elbette. Zaten asgari ücret açar. Fakir yani. Şeran fakir. Kayseri'den bir isminin açıklanmasını istemeyen bir dinleyicimizin faksı var şimdi. Demiş ki ben yaklaşık bir haftadır sizi dinliyorum. Daha önce isminizi duymuştum ama çalıştığım için dinleme fırsatım olmadı. Radyoda tesadüfen buldum. Ben kitap istiyorum demiş. Bunun dışında da kaza namazlarını nasıl kılacağını tekrar anlatmamızı istemiş. Her kaza namazı kıldığımızda ilk kazaya bıraktığımız namaz için mi sünnet edeceğiz? Ben diş doldurdum, abdestlerimi Maliki mezhebini taklitle mi alacağım demiş. Efendim şimdi tabii dinleyicimiz haklı, muamma gibi gözüküyor. Bazı dinleyicilerimiz efendim bu konuyu çok tekrar ettiniz, tekrar etmeniz diye hatırlarına gelmesin. Çünkü yeni dinleyen var, ondan sonra bir kimse bir meseleyi yani özünü kavramadığı müddetçe ona böyle çok büyük dağ gibi gelir. Onu hoş karşılamak ve anlayışla karşılamak gerekir. Şimdi efendim önce şeyden başlayalım. Gusül abdesti zannedesin diş dolgusu var. Gusül abdest ve namazda maliki taklit edecek. Bu o kadar zor değil efendim. Gusül abdesti alırken ilk gusül lazım olur olmaz hemen buyuruyor. Gusül abdestinin alınışı yine aynen Hanefi'deki gibi. Sadece niyet ettim gusül abdesti almaya diyecek. Altına buna yine su verecek. Vücuduna su döktüğü zaman vücudun her tarafını ovacak. Başını yıkarken saçların diplerini de ovacak. Hanefi'de zaten yapıyorduk bunları. Bir farklı söz konusu değil. Abdest alırken de hemen abdest almaya başlarken niyet ettim abdest almaya. Maliki mezhebine uymaya diyecek. Yine aynen Hanefi'deki gibi alacak. Altına yüzüne altına burnuna su verecek. Yüzünü yıkayacak. Sağ kol, sol kol. Başını mesederken tamamını mesedecek. İki elini ıslatıp alnının üstünden başını ensesine kadar mesedip gidecek. Ayaklarını yıkacak. Yani orada delk, muvalat, yani peş peşe yıkamak, abdest surlarını ovmak zaten yapıyorduk. Bunlar farzdır. Bu kadar yapacağı. Kaza namazlarına gelince sabah namazının sünnetini yine sünnet diye kılacak. Önce sabah namazının sünnetini niyet ettim. Bugün sabah namazının sünnetini kılmaya kalkacak. Niyet ettim. Bugün sabah namazının farzını kılmaya. Bitti. Öğle namazına geldik. Kaza namazı borcu varsa öğle namazının ilk sünnetini kılarken niyet ettim. İlk kazaya kalan
öğle namazının farzını kılmaya diyecek, selam verip kalkacak, niyet ettim bugünkü öğle namazının farzını kılmaya, kalkacak, niyet ettim o öğle namazının son sünnetini, niyet ettim ilk kazaya kalan sabah namazının farzını kılmaya, ilk kazaya kalan. Niye? Çünkü sabah namazının sünnetini sünnet diye kıldığımız için. Ondan sonra geçiyoruz ikindi namazına, sünnetine niyet ettim ilk kazaya kalan ikindi namazının farzını kılmaya. Ondan sonra selam veriyoruz, kalkıyoruz, niyet ettim bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya. Akşam namazı vakti, akşamın zaten önce farzı kıldı, niyet ettim akşam namazının, bugünkü akşam namazının farzını kılmaya, üç rekat kılıyoruz, kalkıyoruz ondan sonra, niyet ettim ilk kazaya kalan akşam namazının farzına diyoruz, üç rekat olarak kılıyoruz onu da. Bu da bitti. Geçiyoruz yatsıya. Yatsının ilk sünnetine niyet ettim. İlk kazaya kalan yatsı namazının farzına diyoruz. Dört rekat kılıyoruz. Bitiriyoruz. Kalkıyoruz. Niyet ettim. Bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya dört rekat kılıyoruz. Bitiriyoruz. Kalkıyoruz. Yatsının son sünnetine Hanefi mezhebinde olanlar niyet ettim. İlk kazaya kalan vitir namazına diyor. Üç rekat kılıyor onu. Vitir gibi kılıyor. Bunu da bitirdikten sonra on sana niyet ettim. Bugünkü vitir namazına diyor. Böylece hem sünnetler terk edilmiş olmadı hem de bir günlük kaza namazı borcumuz da ödenmiş oldu efendim. Sırada bir mektup var. Dinleyicimizin dört tane sorusu var. Birisi şöyle. Bir bayan namaz kılarken kendisini yabancı bir erkek görse, hatta bu bayanın yanı başından geçse, bu kadının kıldığı namaz bozulur mu? Hiçbir şey olmaz efendim. Ya erkeği yabancı bir kadın görse, kadını da yabancı bir erkek görse namaz kılarken hiçbir şey olmaz efendim. Yanından geçmiş olsa da bir şey lazım gelmez. Maliki taklit eden biri olarak özür sahibi olan birisi, kulağının üstünü yıkaması abdest alırken farz mıdır demiş dinleyicimiz. Hayır, galiba öyle kulağında bir özürü var. Hayır, kulağın üstünü niye yıkasın ki? Meseledir sadece kulak. Kulağın üstü yıkanmaz. Kulakla yüz arasındaki deri tabiri geçiyor. Meshetmek o. Özür dilerim. Kulakla arka başımızın orada bir parmak boş, bir parmak enliğinde boşluk var. Erkeklerde de var, kadınlarda da var. Orası baştan sayılıyor. Baştan sayıldığı için de orasında meshedilmesi gerekiyor. Zaten tamamını böyle elimizi önden arkaya doğru meshederken, böyle giderken arkadan öne doğru da elimizi getirmiş olunca o kulağımızın arkasından o deriler de böyle meshedilir gelir. Onda problem olmaz. Namaz kılarken aklımıza bir şey gelse, komik bir şey gelse ve gülsek, bu gülme sırasında kendi sesimizi işitmesek, yalnızca biraz kendimizi sıksak gülmemek için, abdestimiz veya namazımız bozulur mu? Gülmek geldi ama gülmedi. Dinleyicimiz diyor ki sıktım kendimi, kendim bir şey duymadım. Yani gülmedi. Namazına da abdestine bir şey olmadı. Peki kendi duyacağım kadar güldüm, namazı bozuldu. Yanımdaki içeceğim kadar gülersem o zaman abdestim de bozulur. Babam parasını bankaya yatırdı. Bu paradan bana 20 milyon verdi. Ben de eve temizlik ürünleri aldım. Doğru yapmış mıyım? Yapmıştım. Ayetel Kürsü'yü hayız halinde kimse okuyabilir mi? Okuyamaz. Hayız halinde kimse Ayetel Kürsü'yü okuyamaz. Ayet-i Kerime'dir o. Dua niyetiyle de okunmaz o. Sadece Hanefi mezhebinde Fatiha-i Şerife dua niyetiyle hanımlar muayyen günde okuyabilir. Rabbena atina duadır. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ayet-i Kerime olarak geçiyor ama dua ayetleridir. O dua olarak okuyabiliyor. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuyabilir mi demiş dinleyicimiz. Kelime-i Tevhid, bu bahsettiğiniz kelime-i temcid, bunlar okuyabilir efendim. Denizli'den bir dinleyicimizin faksı var şimdi de sırada. Beyi içki içse bir kadının o evde Yasin ve Mukabele okuyabilir mi? Tabii. Hiç mahsur yok. O içiyor, kendine günah. Yoksa o evde içki içildi diye Kur'an-ı Kerim okunmaz ki, okunur tabii ki. Benim dişlerim takma olduğu için abdest alırken nasıl niyet etmeliyim? Öldüğümde bu dişler ağzımda olursa günah olur mu? Şimdi efendim takma kelimesiyle kaplama arasında çok fark var. Takma diyorsa girip çıkabiliyor galiba bu. Protez. Evet, dolayısıyla portatif. Dolayısıyla bunun ne abdestine ne gusle hiçbir zararı yok ki. Niyet etmesine falan da gerek yok. Hiçbir şey yok. O kaplama ve dolguda niyet edilecek. Yok protezle bu şekilde böyle dişi var da dinleyicimiz kaplama diyorsa, takma diyorsa, ona o ifadeyi kullanmış ise o zaman ne yapması lazım efendim? Yapılacak iş Maliki mezhebini taklit edecek. Peki vefat ettiği zaman çıkabilen o, zaten protez olanlar çıkar. Protez değilse, öbür türlü kaplama ise, öldükten sonra da aç bakalım hemşerim ağzını deyip de onları sökmesi mümkün değil. Bir başka dinleyicimiz e-mail göndermiş. Teyzemin oğlu şu anda asker ve dinen fakir, kendisine zekat verebilir miyim? Elbette. Bu zekattır demesek olur mu? Olur. Zekat verirken? Olur. Zekatı banka hesabına havale etsek uygun olur mu? Uygun olmaz. Kime verdi?
Anladı o. Ondan o zaman bir vekalet alınması lazım. Veyahut da bu dinini bilen, bu meseleleri bilen bir fakirle bunun devrini yapmalı. Yani altınla devrini yapmalı. Ne kadar? 50 milyon gönderecek mesela. 50 milyonluk altını bir fakire zekatım olarak sana verdim. O da bildiği için aldım, kabul ettim der ama inanarak bilerek yapacak bunu. Sana hediye ettim der. Neydi bunun bedeli? 50 milyon. O zaman askerdeki yeğenine göndersin bunun bedelini. Bir başka dinleyicimiz e-mail göndermiş. Hatice Aksoy, ben öğrenciyim. Derslerimden bir tanesi de, zorunlu derslerimden bir tanesi de yüzme. İstemeyerek su yutuyorum. Orucum bozulur mu? İster isteyerek yutsun, istemeyerek yutsun. Su yuttu muydu? Bozuluyor tabii. Oruç bozulur. Evet, bir başka dinleyicimiz de şöyle soruyor. Dini nikahım esnasında hoca efendi mehir biçmedi. Bu şekilde nikahımız geçerli oldu mu? Aynı zamanda hoca hiç dua falan da okumadı. Nikahı tazeleyelim mi? Tazelesin canım da yalnız orada mehir söylememesi, yani o dini nikah akdini yapan kimse yani demek ki bilmiyor bunu. Efendim işte imam ya, imam da olsa bilmeyebilir, okumamıştır adam. Ben kendim imam hatip mezunu olduğu için biliyorum, imam hatip okulunda çocuk okulun verdiği derslerle kaldıysa, gitse bir camiye gitse böyle bakar durur yani, bilemez yani, okumamıştır. Yolda gösteren olmadıysa, kendisi de araştırmadıysa bilemez. Böyle durumlarda hani bunun nikah sahih olur mu? Olur. Mehri misli verilir. Orada mehir söylenmediyse mehri misli verilir. O şekilde ifade ediliyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. İslam ve toplum.